tabiinin büyüklerinden. Bir gün bir hastalığa tutulur ve derler ki kangren olmuşsun sen. Kangren olmuşsun. Ne olacak? Şam tarafında doktorlar var. Git seni tedavi etsinler. Gitti adam. Dediler ki kangren olmuş, bu bacağın kesilmesi lazım. Nasıl olacak falan demişler. Merak etme demiş. Duymazsın, hiçbir acı hissetmezsin. Nasıl olacak demiş, nasıl yapacağız? Ya demiş sana bir ot içireceğiz demiş. Seni aklın demiş başından gidecek. Baygınlaştıracağız seni. O esnada biz o ameliyatı yapacağız. Bacağını demiş kesmemiz lazım. Ama merak etme sen hiç acı duymazsın demiş. Nasıl yani demiş. Şimdi siz beni uyutacaksınız. Benim aklım başımdan gidecek öyle mi? Evet demiş ya korkma bir acımaz. Peki demiş bu aklımın başımdan gitmesi hadisesi ne kadar sürer? Demişler ki ya çok değil bir gün sonra kendine gelirsin. Ya dedi ben bir gün Allah'ı düşünmeden mi duracağım dedi. Kesin dedi ya. Siz nasıl yapacaksınız bunu? İşte seni dedi şöyle bir sandalyeye oturacağım. Tamam demiş. Siz bana önce bir abdest verin. Sandalye getirin. Kıbleye doğru beni çevirin demiş. Ben namaza durayım. Siz demiş o arada kesin. Adam namaza durmuş. Kesmişler bacağını. Namazını bitirince ne demiş biliyor musunuz? Kestiniz mi demiş. Aslında o da biliyordu. Adı gibi, soyadı gibi biliyordu. Resulullah olsaydı ona derdi ki kendine eziyet etme. O da biliyordu Allah Teala'nın hastalık halinde buna cevaz verdiğini, dinde sıkıntı olmadığını, zorluk olmadığını, kolaylık din olduğunu. Ama yürek bir kere Allah'la tutuşmaya görsün. Yürek tutuşmuş bir kere Allah aşkıyla. İşte bu namaz Miraç namazı hocam. İşte bu Es-salatu mi'racul müminin dediği peygamberimizin namaz işte bu namaz. Bu namaz bir kere kılmayla olmayabilir. İki kere, on kere, bir ay, bir yıl, on yıl, yirmi yıl, belki elli yıl. Ama bir kere, son kıldığımız namazda bile olsa, bir kere olsa razıyız. Ama bu mertebeye hocam kolay çıkılmaz. Kılına kılına çıkılacak o mertebeye. Hani bugün usta şoför diyorlar ya, usta namaz kılan olmalıyız işte. Tarihte böyle örnekler varken, bugün Müslüman olmuş, iman etmiş bir annenin ve iman etmiş bir babanın evladına bakıyorsun. Alkol, kumar, madde bağımlılığı, zina, her şey. Ve bu ekranları, bu sohbetleri izleyen bir anne ve onun evladı. Nasıl bir imandır? Nasıl bir vesvesedir? Nasıl bir olaydır bu? Ümmeti Muhammed'in çoluğunu, çocuğunu, neslimizi mahvettiler. Nasıl bir olay? Nasıl bir güç? Nasıl bir imtihan bu? Ama kaybettik o imtihanı. Kazanmak için çok çalışmak lazımdı hocam. Şu ana kadar maalesef yapamadık. Maalesef.
Oysa ne güzel bir gece bu akşam tevbe etmek için. Dua etmek için. Güzel dualarla dua etmek için ne güzel bir akşam bu akşam. Ama biliyor musunuz? Ben tabii seviniyorum siz şu anda bu akşam izleyebileceğiniz o kadar kanal varken bu televizyonu açtınız, seyrediyorsunuz. Belki biz burada Hazreti Muhammed Mustafa dediğimizde siz bulunduğunuz yerlerde salatü selam okuyorsunuz. Allahümme salli ala Muhammed diyorsunuz. Ama benim düşündüğüm şu anda bir yerlerde, bir sürü yerde günah işleyen insanlar var ve biz onlara ulaşamadık. Kilemedik. Elimizi uzatamadık. Yapamadık. Yapmayın diyemedik. Dönün ve tevbe edin diyemedik. Allah'ın rahmeti bekler sizi. Allah'ın rahmeti bekler. İnna Allah yağfiruz zunube cemi'a. Allah bütün günahları affeder. Yeter ki sen gel tevbe eyle. Can dostlar, namazlarımız Resulullah'a benzesin diye anlattım bu sohbetimizi. Hayatımızın her bölümü benzemeli. Her şeyimiz, ibadetlerimiz benzemeli Resulullah'a. O yüzden dualarımız da benzemeli. Resulullah Efendimiz'in ettiği gibi dua etmek, İdris Peygamber'in ettiği gibi dua etmek, bunlar çok önemli hocam. Bakın Esma-i Erbain İdrisiye, ekranın altında görüyorsunuz. Bu 208 sayfalık bir şaheser. Sıradan bir dua kitabı değil bu. İdris Peygamber'e Allah-u Teala'nın öğrettiği, İsa Aleyhisselam'ın da ettiği dualar, Nuh Peygamber'in ettiği dualar ve Hendek Harbi'nde Resulullah Efendimiz'in ettiği dualar bunlar. Ne sıkıntınız, ne kederiniz, ne derdiniz, ne hacetiniz, ne duanız varsa hocam. Hepsinin duaları Esma-i Erbain'de. Esma isimler demek. Erbain 40 demek. İdrisiye, İdris peygambere öğretilen demek. İşte burada. İdris peygambere öğretilen 40 isim. Süper ötesi bir dua kitabı hocam bu. Sıradan bir dua kitabı değil ama. Çok heyecanlıyım bunu anlatırken. Nereden başlayacağımı, hangi özelliğini anlatacağımı. İnan zamanım çünkü çok dakikalarla kısıtlı. Toparlayamıyorum. Ya, not alıyorum önüme. Hangi birini söyleyeyim diye heyecanlanıyorum bunu anlatırken. Dün bir ablamız da demişti ya hocam. Kitap geldi. Daha okumaya başlamadım ama. Gelip gidip öpüyorum kitabı dedi. Kalbime sokasım geliyor. Hakikaten öyle bir şey. Hocam bunun yeri var ya şurası. Bak samimi söylüyorum. Koltuğunuzun altından ayırmamanız gereken bir kitap bu. Çok samimi söylüyorum. Evladıyla, kızıyla, çoluk çocuğuyla, ailesiyle geçimsizlik yaşayanlar. İşim gücüm rast gitmiyor diyenler. Oğlum, kızım sınava girecek, ne yapmalıyız hocam? Son anda bir stres, bir heyecan, bir panik, bir unutkanlık gelmesin istiyorum diyenler. Hocam bana iftira attılar. Eşimle anlaşamıyorum diyenler. Evlat sahibi olamıyoruz. Veya eşim hamile kalıyor, düşük yapıyor. İkinci hamilelik yine düşük. Üçüncü hamilelik şimdi doktor dedi ki yine düşük riski var dedi hocam. Ne yapmalıyız? Kapı kapı gezdik hocam dedi. Hoca hoca gezdik. Doktor doktor gezdik. Ama ilk başta çalacağımız kapıyı en sona bıraktık.
Ne var ki kapının sahibi büyükmüş de, kapının sahibi büyükmüş de kapıyı açıverdi bize.